Teknoseyir'e hoş geldiniz. HTC One özel bölümümüzün son bölümü Levent abi. Evet. Ee, burada da aksesuar kısmına geldik. E, telefonun artık her yerini detaylıca gözden geçirdik. Bir de bu M8 kodlu yeni HTC Sivan'ın tanıtımında, lansmanında ortaya çıkan özel bir kapağı var. HTC'nin kendi tasarladığı. E, Dot View dedikleri bizim eski <laughs> retro grafikleri andıran bir kapağı var. Onu tanıtacağız. Ondan bahsedeceğiz. İlginç bir şey çünkü. Biz bunu şeyle yetişmemişti kendi incelemesinde bahsedememiştik. Evet, evet. Önce çıkartayım istersen. Bu hani öyle arka kapak çıkıp da oraya takılan ya. kapaklardan değil. Bildiğimiz anlamda şöyle ön tarafı da kapıyan. Kapak, kılıf. Arka sert plastik, kendi ön kapağı şurası biraz daha yumuşak. Evet. Evet. Murat özelliği zaten ön kapağı. Hı hı. Arka taraf hani koruyucu kılıf. Evet. bütün önemli deliklerini üstüne açmışlar. Hatta şurası da açık. Evet. bir de şöyle baktığımız zaman görülüyor. Hoparlör kısımlarını boş bırakmışlar. Tam delik. Evet. Biraz da büyük. Boom sound'u kapağa kurban etmemişler. Evet. Ses açık geliyor. Ama kapağa denk gelen kısımda bir kaplama olduğunu görüyoruz. Yani buradaki deliklerde. Şimdi orada delikler var bir kere ama delikler delik değil aslında. Evet. Onların çok ince bir materyalli, kapalı. kapalı. Fakat hani ışığa falan tuttuğunda oraları Güzel. şeffaf. Hoparlörlere denk gelen taraflar tamamıyla açık. Şimdi esprisi de şu. Burada şimdi ışıkta görülmesi Çok biraz zor ama detay görüntüleri girecek. Murat takıyorsun. Herhangi bir telefona sökmen, takman, bir şey yapman gerekmiyor. Oturuyor. Hı hı. Kapattın. Kapandı. Hı hı. bir Şu ana kadar bir gariplik yok. İki kere şöyle tık tık yaptığında saati Uyandı. ve hı hı. hava durumunu görüyorsun ve arada da sıcaklığa değişiyor. Nokta nokta harika bir görüntüsü var. Tabii şunu söyleyelim, burada kendi ara birimi çıkmıyor, özel bir ara birimi çıkıyor. Ya işte o da aslında hani LCD ekranı kullanarak <laughs> evet. bir efekt, efekt oluşturuyor. O zaten sen açtığında hemen kayboluyor. Bu da açtığında telefon açılıyor. Telefon açılıyor. O da şey. Bunun için. Özel bir driver aslında var ama o M8'de yüklü, yüklü geliyor, zaten. kendisi Sen güncelleniyor şey falan. Hı -hı. Sen bir şey yüklemiyorsun, çalıştırmıyorsun. Murat, bu durumda normal kullanıyorsun zaten. Kapatıyorsun, masanın üzerinde böyle yatıyor. Hı -hı. Şimdi ara beni. Sihri o zaman ortaya çıkacak. Arıyorum. Arıyorsun. Dokunmuyorum. Çalıyor. Çalıyor. Şimdi tabii burada senin adın var ve hani telefonu bana aç ya da kapa diyor. Kapayacağım konuşmak istemiyorum seninle. Evet. Aşağı çekiyorum. Kapandı. Ama şimdi tık tık yaptığımda bir Orada cevapsız ikon. arama var. Hı hı. Ama hani kim olduğunu görmek için açacağım. Ama notification'lar. Bir de bana mesaj at. arada sen mesaj atarken şeyi göstereyim ses ayarı. Hmm. Mesaj geldi. Şimdi burada. O kocaman bir mesajı ikonu çıktı. Tamam kimden geldiğini görmüyorum ama bir mesajım var. Artık hani telefon yine masanın zaten geldiğinde hemen görüyorsun. Artık şöyle baktığımda da mesaj gelmiş. Murat bunun dışında volüm gözüküyor. Kocaman yine. Ayarlayabiliyorum. Zaten düğmesi dışarıda. Bunun dışında ne gösteriyor? Saat çaldığında Hı -hı. alarm onu gösteriyor. Alarmın adını gözerek. Takvimi ayarladıysan yani işte saat 16'da görüşmem var falan. Onun alarmını gösteriyor. Tamam. Cevapsız aramalar. SMS geldi. E-mail geldi. Sesli mesaj bırakıldı. Pil, pil bitiyor. Bunları burada sembollerle böyle <laughs> Biraz dot matris Havası. e, havasını da gösteriyor. Marifeti bu Murat. Evet, e, şimdi marifeti bu. E, bunun hani bir de kapak fonksiyonu var Levent abi. Yani bu aslında sadece şekil. Bu yani baktığınız zaman bir telefona kapak takmış oluyorsunuz. E i̇şte nasıl oturduğunu falan görüyorsun. Hı hı. Bir yani şimdi bunlar Murat e, bir süredir kapak ya da işte kılıf nasıl tabir edersen şöyle bir ekol başladı üreticiler artık tasarlıyor böyle şeyleri. Evet. Rakiplerin de akıllı kapakları var. Bu da bir akıllı kapak. Bunlara bunu deniyor. Şimdi üretici kendisi tasarladığı zaman telefon da üreticinin kontrolünde olduğu için işte böyle yazılım donanım ilişkisi şeyler yapılabiliyor. Normalde sadece kapak tasarlayan bir firmanın telefona bir şeyler ekletme şansı yok. Doğru. O yüzden şimdi böyle ilginç uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Markanın kendi tasarladığı aksesuarlar yeni boyutlar açmaya başladı. Evet. Bu da onlardan birisi. İki kere dokunduğunda gayet ne, <laughs> retro bir görüntü. Retro aynen öyle. Ee, bir de ekranda tabii her şey çok büyük gözüküyor ya o esnada. Evet. Mesela uzun isimler kaç karakter ya da sığmadığın zaman ne oluyor? Şimdi şöyle hani Murat Gamsız'ın Gamsız'ı tam sığmıyor kesiyor Gamsız'ın Heh. Alt tarafından son harflerini kesiyor. Tamam. İki satır isim hmm. tarafı, isim hacmi İşte o da altışar karakter falan gibi hmm. sığmayanı kesiyor. Ama zaten sonuçtaki adam Murat diye kaydediyor. E, Kaç evet. kişi Murat Gamsız diye kaydediyor. Hmm. <laughs> Murat bir de bir avantajı var. Bir hani meraklıların hoşuna gidebilecek bir yönü var. Şimdi HTC One'ın renkleri genelde böyle işte metalik renkler işte bu biliyorsun hani biz gun metal diyoruz daha koyu grisi. Bunun e, gümüş gibi olanı var altını var metalik şeyler. Hani bu bizim elimizdeki bu telefonun renginde olan kapak ama bunun çok canlı renkleri var turuncusu falan var. Hani şu anda M8'in turuncusu yok. Öyle bir hani illaki M8'i beğendin kullanmak istiyorsun ama canlı bir şey istiyorsan bunun dediğim gibi öyle canlı bir rengini alıyorsun. Hı -hı. Kullanıyorsun. Evet. Telefonun bir özelliği. Peki evet. e, şimdi kutudan çıkmıyor. Ee, Yok sen alıyorsun. alıyorsun. haricinden. 100, 100 lira. 99.9 lira resmi satış 100. fiyatı. Resmi bir aksesuarı bunun. HTC'nin kendi Şu markasıyla sattı. Evet. Piyasada var. Biraz zor bulunuyormuş ama zamanla yaygınlaşacaktır. O sorun Hı -hı. değil. Sonuçta M8'de nispeten yeni bir ürün. Ama var ve Kendine özgü, henüz taklit edilmemiş falan bir <laughs> evet. kapak. Biz bunu burada gösterdiğimiz zaman muhtemelen gözükmüyor. Ama detay Hı -hı. görüntülerinden Hı -hı. E, marifetini sergileyeceğiz. Peki Levent abi. Evet. Ee, bununla birlikte HTC One özel bölümümüzde de M8 bölümümüzü tamamladık. Evet. E, umarım telefonu almayı düşünenlere yararlı olmuştur. Hı -hı. E, kolay fark edilmeyecek detayların altını çizmişizdir. Peki Levent abi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.